Çık. Eşyapları da belli olmaz. Hiç kaçamadım. Ve vitrinle şöyle geçelim. Yak burayı. Ya. Çok iyi, daha iyi. Milyon versen bu reklamı kimse yapamaz. Bu Vestiler'in şeyidir bu işte. Yapamaz hakikaten. Yani senin ne iş yaptığını diğer Vestiler'i bilecek. Vestiler'de kimimiz var? Esnafımız kim? Kasabımız kim? Tamam mı? Onun için çok önemli bir şey. Yeşilçam'a gidiyor Ben dedi ki, evet. Olmasan ne bileceğim? Etçi Ferçakallı. Evet. Size aşağı şehirde Besnili olarak lağabınızda kimler derler? Bize çöçünler derler. Evet. Peki bu mesleği nasıl seçtin? Şimdi kısaca anlatayım. Ne iş yaptın şimdiye kadar böylece? Yani Besniler atılgandır. Değişik meslekler yaptığı için soruyorum bunu. Evet. Evet. Askerden geldik, boş geziyordum. Evet. Memurluğu istemedik, bu işe başladık işte. Peki, memnun musun işinde? Allah'a şükür memnunum. Yani tatmin ediyor mu sizi? Yani bir beş olarak tatmin ediyor mu? Ediyor, tatmin ediyor. Güzel. Şimdi diyorum ki bir de sizden de sorayım. Biz bu Besli'den göç ittiler birçok kişiler. Evet. Çünkü orada da kazandılar. Şimdi göçü de durdurmak, buraya Besli'leri özendirmek için gelmek isteyenleri Kayardı veyahut da Delikli Kaya evet. diyelim. Böyle bir fon kurmak istesek, yani bir vakıf, evet. Besli'ler Vakfı, Ankara, İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, evet. Mersin, Gaziantep, Besli olarak. Böyle bir şey kursak, gelmek isteyene aynı banka gibi vadeli bir kredi verirse, ucuz, güven verirse, diyebiliriz ki burada hem iş sahası çoğalacak, tabii. Hepimiz faydalanacağız. Tabii. Böyle bir katkıda bulunur musunuz siz de? Maddi manevi. Öyle bir girişim olursa ben seve seve katkıda bulunurum. Evet, öyle bir girişim, öncülük yapan olursa. Tabii, teşekkür ederim. Yani bunu bir terim olarak koydum. İhtiraz eden de Besli'lerden çıkmadı yani. Herkes evet. de taraf. Çünkü gerçek isteyen bir şey diyor. Tabii canım. Artık milletler el ele tutmazsa evet. dışarıdaki hemşehrilerimiz gelip yatırım yaparlar. Acımıza, tatlımıza tabii. beraber katlanırız. Aşağıda da böyledi, şimdi de böyle. Evet. Bugün İstanbul'daki Besli'nin kanı, Besli'deki adamın canı demektir. Evet. Değil mi? Öyle hakikaten. Yani çünkü bir ucu burada. Bir akrabası Adana'da, bir akrabası Besli'de, bir Antep'te. Olmuyor mu? Evet. Demek ki hepimiz can canayız. Onun zaten için... Zaten bu gök yüzünden kendi memleketimizde yabancı durumuna düşüyor artık. Milletimize, vatandaşımıza, arzumuza, namusumuza sahip çıkıp birbirimizi koruyursak bizi hiçbir kuvvet yıkamaz. Evet. Şimdiye kadar atalarımız bak ne hale getirmişler. Evet. Evet. Biz de bundan sonra diyoruz daha iyisini yapalım. Bir de şu var. Bir dakika. Şimdi bir de şu var. Müzik, eski müziklerimiz, Besli'nin kültürü zengin. Aslımız Türkmen. Türkmenin halisi müzik. Evet. Ha. Bir de folklor kurmak istiyoruz. Evet. Besli'nin folkloru. Mesela buradan çıksın, artında arabası olacak. Gidecek Antep'te hemşehrimizin düğünü mü var? Yapsın. Kim geliyor düğüne? Besli'ler geliyor. Evet. Hepsinin dilediği gibi özlemini güdersin. Öpüyorum ben buraya dönsün. Evet.
Mersin'den var, gitsin ha öyle düğünü yapsın, hemşehrilerin dediği gibi konserini versin, onları eğlendirsin, gelsin. Böyle bir şey olursa katkıda bulunur musunuz? Maddi ve manevi. Yani kişileri önermek de bir şeydir yani. Şimdi benden böyle bir meziyetim yoktur katkıda bulunacak. Yani. Hayır, şey bakımından diyorum, şöyle. Kişiler mesela çalan olur, tavsiye edilir. Bu da bir katkıdır yani. Önermek, elimizden girişim vermek. Tabii. Öylesin girişimlere açacağız her zaman için. Peki. Elimizden sağ ol. Teşekkür ederim. Şey İşlerinde başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Parçaların önünü kapatmayın. Adresleri kapatmayın. Ben gideyim abi. Yok, sana da göstereceğiz. Niye? Gelsin abi, Mustafa babam. Bunlar biz gibi de şu arkadaş. Şu mu? Bizim arkadaş şehit oldu. Rahmetli oldu. Etiş. Mehmet. Soyadın? Taş. Evet, aşağı şehirde size lavabınıza kimler derler? Güzel, fayıklar derler. Fayıklar, güzel. Evet. Peki, belediyede çalışıyorsunuz. Bu işi nasıl cesaretle atıldın yani? Bu seni iten mi var yoksa çocuk mu dedi baba böyle bir iş yapalım diye yoksa sen mi kurdun? Yok, bizim ağamız vardı. Ağamız bıraktı yerini. Ha, size bıraktı. Ha, o adam cazı bu işi rast kesti. Bu işte memnun musunuz? Memnunuz ya şükür. Ne olacak? Yani sizi bakabiliyor mu yani? Besleyebiliyor mu sizi yani? He, oluyor. Besliyor ya şükür. Ne olacak? Çok iyi. Peki senden bir şey soracağım. Sen belediyede de çalıştın. Evet. Bu aşağı şeyden, bu Besli'den millet niye göçtü ya? Bu vallahi bilmiyorum. Niye göçtüğünü biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Millet hep gidiyor. Göç, evet. Adana, Mersin, evet. İstanbul. Evet. Niye göçtüler? Vallahi herkes parasını alan gidiyor. Zengin olan gidiyor. Kara olan da burada kalıyor. Vallahi. Evet. Peki. Paran olsa sen de gider misin? Yok, ben gitmem. Demek ki parası olan gitmiyor. Peki, şimdi şöyle diyeyim. Bu camileri kim yıktı ya? Durup dururken yıllarca durmuş 700 senelik camiye 10 senede yok oldu. 55'ten 65'e kadar hepsi yok oldu. Niye oldu bu hamamlarımız gümbür gümbür avratlar yıkanıyordu? Kim kaldı ki? Orada kim kaldı ki? Millet bütün yukarı çıktı. Çıksın. Herkes evini yıktı. Camiyi kim yıkar ya? Milletin malı. Ya Allah'ın millet, evini işte, ya. Millet ne diyor? Getiriyor ev yapıyor. Şey yapıyor. Cami yapıyorlar. Bilmem şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Şimdi senin Müslüman adam kalkar da cami yıkılır mı? Günah ya, değil mi bu? Yıkılıyorlar kardeşim. Yıkılıyor işte. Getiriyorlar. Burada satıyorlar. Daatlerini satıyorlar. Allah Allah. Ya. Peki. İkincisi de şöyle sorayım. Sen
5 lira olsaydı bu şehri nereye kurardın? Hani sana deseydi ki aman ya gel bu şehri bir yere, nereye kurardın 5 lirayı? Burası batak, bir yani kirlik. Nereye kurardın? Nereye kurardın? Başka nereye var? Nereye? Kayardı var. Ha. Kayardı ne? Güzel. Neden? Düz diye mi? Düz, evet düz diye. Evet, güzel. Peki şimdi bir de şunu sorayım. Şimdi 5 lira olarak diyoruz ki bir şirket kuralım. Şirket. Evet. Bütün Besliler, başka vilayetlerdeki de bir evet. Banka gibi yani. Evet. Ondan sonra bu sermayeyle Besli'ye gelmek isteyenlere, evet. Tamam mı? Evet. Evet. Bir de kolaylık olsun diye, evet. Aynı banka gibi faizsiz, evet. Bunlara yer kredi verelim, ev yeri şey ev yeri veyahut da dükkan da ayarlayalım ve böylelikle özlemini duyduğu Besli'ye buraya gelecek. Böyle bir banka gibi bir yatırım fonu olursa sen de katılır mısın? Katılırız ya, katılmaz mıyız? Biz de katılırız. Evet. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Bir de biliyorsun aşağı şehirde Bayram Kağamız vardı rahmetlik. Evet. Keloğlu çalardı, evet. Ağlardık, söylerdik. Evet, evet, evet. Adıyamanlı Mehmet, evet. Yedi Bela, Kayyum, evet. Böyle birçok. Evet. Ondan sonra şöyle sayayım. Evet. Neydi? Tektaş. Urik Mahmetov, Tektaş Tekirlerimiz. Evet. Yani böyle bir ahkam var. Evet, şimdi evet. O ahkamı bulabiliyor musun? Yok canım, imkanım var. Şimdi o ahkam yok. Peki ne oldu ya? Adamlar yok. 10 kuruşa hamballık ederken, gülüp oynarken şimdi milyonları kazandılar. Niye gülüp oynayamıyoruz ya? Yok canım, oynayamıyor işte. Yok. Yok oynayamıyor. Ya işte bunun için ben evet. Diyorum ki bütün Besliler'e de dedim, kimse itiraz etmedi şimdiye kadar da. Yok, gerçekten canım, öyle. Yok, yok. Bir folklor kuralım. Evet. Kendi Besli'nin sesi, evet. Besli'nin genci, hem çalsın, hem sazını, her türlü evet, çalgıyı, evet. Davulunu, doğru. Her şeyini. Evet. Bir folklor kuralım, İnşallah. Oyunuyla. Evet. Geçsin Antep'te Besli'nin mi var? Düğünü evet. Hemen geçsin oraya. Evet. Çalsınlar her havayı da. Evet. Öyle. Mersin'e geçsin her yer altı arabalı. Evet. Peki bunda da katkıda bulunur musunuz? Nusret Bey'in. Yani yardımcı olur musunuz? Bulunuruz, onda da bulunuruz. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı işler dilerim. Sağ peki. Ol, Allah razı olsun. Sen şimdi evladım, sen ismin? Hüseyin Taş. Hüseyin Taş. Bak o baban çileyle getirdi bu işi. Evet. Yani çileyle çalışıyor. Baban bu çilesini sen de bilerek bu işe öyle sarılacaksın ki yani babanı başkasına müftet etmeyecek şekilde kafanı çalışacak. Şimdi sen ne yapmak istersen, bu dükkanı baban sana bıraksa, gönlünde ne var, ne yapmak istiyorsun? Zaten dükkan kendinin. Evet, biliyorum. Dükkan kendinin. Malları çoğaltmaya çalışırım. Ucuz, nerede varsa orada gider ucuz parça alırım. Evet. Çoğaltırım yani, parçayı çoğaltırım. Daha teknoloji, evet, daha yeni daha makineler. Evet. Güzel. Peki sen de memnun musun bu yaptığın işten? Yani sevinerek mi yapıyorsun ya? Babamın zoruyla yapıyorum gibi böyle bir şey düşüncen var mı? Vallahi zorla değil zaten. Bundan kazanıyorsun ekmeğini. Ha sen bunda gözünü açtın. Evet, bunda o gözünü. Zaman güzel. Sen kendi bildiğini yaparsan yılmazsın. Evet. Yani işini bildiğin için. Hocam. Yapılacak. Tamam kamerayı arayayım. Kaçın oğlum oradan, kaç. Kaç kaç, bunun önünde durmayın. Beriye gel oğlum, bak orayı şey alıyoruz. Ha? Alır alır. Kerem Mehmet. He. Sizi de alsın sizi. Beni aldı ya. Alam kaz al. Herhalde şeyin orada. Şu. Sizi alsın ya. Sizi de alın. Mahmut ufandan bir tane şey ver hacı ya. Ne? Şey somun. Nasıl somun? O bizim şey oturduğumuz bankların şeyi düşmüş. Kaç bin mi yok? Bir tane. He? Tamam da. Bana bakın ama gelmiş mi? Kalın hiç bilmiyor ki. Abi temiz şunu aldım da bir bakayım. Aldım. Ha.
Yine mesaj olarak. İsminiz? Mustafa Çakal. Bu mesleğe nasıl atıldın? Bu ana nasıl geldin? Şöyle kısadan anlat. Ne işler yaptın? Şoförlüğü ettim. 35 sene. Evet. 35 sene şoförlüğü ettim. Evet. Dolayısıyla uykusuz kaldı. Kalmak münasebetiyle göz kasları üzüldü. Ameliyat oldum. Evet. Bıraktım bu işe. Evet. Peki bu iş seni tatmin ediyor mu? Geçindiriyor mu? Yok, geçindirmiyor. Peki. Şimdi şöyle, sana da sorayım. Bu millet hep dışarıya gitti, besleyen göçtü. Evet. Sen de bir nakliyeciydin o zamanlar. Neden göçtüler acaba? Sen yani sorduğun, aklında kalan, bildiğin, eşittiğin, nakliyeci olduğun için daha iyi bilirsin diye, onun için. Niye göçtüler? Memleketimiz dokumacılıktı. Evet. Dokumacılar dolayısıyla Besni bir ufak yer olduğu için evet. geçinemediler. Antep'e, evet. Uşak'a, İstanbul'a evet. sağa sola göçlük yaptılar. Ve evet. memleket güçlüldü gitti. Evet. İkincisi de Besni'de şoförlüktan zengin olan duydun mu, gördün mü? Kim yok, oldu? Hiç. Hiç yok. Niye? Gelişi güzel çalışmadan. Anladım. Ver bana ver. Peki sen şimdi kaç sene dedin şoförlük yaptım. Evet. Sen şimdi en aşağı bayağı 4-5 tane araban olması gerekir değil mi aslında? Evet. Hani bir araba kazanamıyorsa, evet. bir araba diğer bir arabayı kazanamıyorsa ya şoförlüğü sanatı yoktur ya ticareti yoktur. Şoför olur ama ticaret kafası yoktur. Değil mi? Tabii. Ha. Şimdi tabii. şoförlük ayrıdır, ticaret ayrıdır. Tabii. Şoför araba paradır aslında. Ama sen onu araba vasıta bildiğin zaman bunu bilende zarar etmiş. Tabii. Güzel. Şimdi ikincisi de bir daha sorayım şöyle. Bu aşağı camıları neden yıkıldı? Aşağı camılar. Fikrin nedir yani? Aşağı nasıl yıkıldı ya? Camılar, hamamlar gümbür gümbür dururken. Aşağı, kimsenin şeyi yok. Aşağı, niye yıkılsın? Allah'ın aşağı, evi yıkılır mı? Allah aşağı aşağı şehrin camları, hamamları evet. bir koru, hükümet tarafından koruma altına alınmadı. Heh, güzel. Alınmadığı için halk oradaki evlerini yıktılar, camları yıktılar, hamamları taş, yıktılar. Taşlarını, taş, topraklarını bütün buraya çektiler. Ha, sattılar onları. Yani mimaran devletin ilgi göstermemesinden evet. dolayı bu. Halbuki bugünkü değeri 4 milyar, 5 milyar. Tabii. Ya. Bir servet mi? Korumaya alınsaydı. En aşağı o camilerin turistik bakımından Besni'de 50 haneyi besledi. Korumaya alınsaydı, devlet evet. tarafından korumaya alınsaydı, tabii ki bu hala gelmezdi. Tabii. Evet. Bilen olmazdı. Peki. İkincisi de, diyoruz ki, Besni'lerin bak aşağı şehirde çalıyorduk, oynuyorduk, ne güzel. Değil mi? Şimdi bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Besni'ye. Evet. Besni'nin havasını çalsın, nerede olsa türküsünü söylesin yani tam tekmil. Nispetle fiyat şey olarak siz de tavsiyede bulunur musunuz yani?